merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle köklü ifadeleri işleyeceğiz. Ve kampımızın tam 16. gününe gelmiş olduk arkadaşlar. Daha önceki konumuz üstü ifadelerdi. Köklü ifadeler ise aslında üstü ifadelere inanılmaz benzer arkadaşlar. Gelin öncelikle bir tanımımıza bakalım. A bir reel sayı, n de pozitif bir tam sayı olmak üzere x üzeri n eşittir a olduğu zaman işte biz buradaki x'i bulmak istiyorsak üstteki n'den kurtulacağız. Bunun için her iki tarafın üstünü n'ye bölmemiz gerekecek ve işte burası x üzeri 1 olurken a üzeri 1 bölü n'ye eşit olacak. Ve biz de buna arkadaşlar a üzeri 1 bölüyü gördüğümüz anda kökü çekeceğiz ve paydadaki sayıyı kökün derecesine yazdığımızda işte burada bulduğumuz x değeri eninci dereceden kök a'ya eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar her köklü sayımız reel bir sayı değildir. Gelin bir bunu inceleyelim. Hiçbir reel sayının çift kuvveti negatif olamaz. Yani ben burada bir x sayısının çift kuvvetini aldığımda bunun kesinlikle pozitif bir sayı ya da sıfır olduğunu biliyorum. O zaman arkadaşlar işte ben buradaki x'i tek başına bıraktığımda her iki tarafın 2. dereceden kökünü aldığımda işte bakınız kökün içi burası pozitif ya da sıfır olacağından dolayı ya sıfır olur ya pozitif olur. Dolayısıyla negatif bir değer alamaz diyebiliriz. Ama arkadaşlar bir sayının tek kuvvetini aldığımızda bu pozitifte olabilir, sıfırda olabilir, negatifte olabilir. Dolayısıyla tek dereceden kök aldığımızda işte tek dereceden kökün içi pozitifte, de, negatifte, de sıfırda olabilir deriz ve sonuç olarak şöyle bir genelleme yapabiliriz: Eğer kökün derecesi çiftse, bunun bir reel sayı olabilmesi için işte içeride gördüğümüz bu ifadenin sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekir. Yani negatif değer alamaz. Eğer kökün derecesi tekse bu İçerideki ifadenin tüm reel sayı olduğu durumlarda yani pozitifse, negatifse, sıfırsa her durumda reel sayı olur diyebiliriz. Şimdi bize bir soruda bu özellikle bir reel sayıdır diye söylüyorsa hemen köklü ifadelerin içerisine girmemiz gerekecek ve kökün içinde gördüğümüz bakınız 2 x'in büyük eşit 0 olduğunu, aynı zamanda x 2'nin de büyük eşit 0 olduğunu söylersek Burada x 2'den küçük eşit oldu. Burada x büyük eşit 2 oldu. E arkadaşlar x sayım aynı anda 2'den küçük de 2'den büyük de olamaz. O zaman bu ikisinin sağlanabilmesi ancak işte x değerinin 2 olduğu durumda geçerlidir. Veya hiç bu incelemeyi yapmadan direkt olarak şöyle de diyebiliriz. Köklü ifadelerin içleri birbirinin eksilisi ise 1 artı olunca 1 eksi olacak ki kare kök olduğu için bu mümkün değil. O zaman bunlar pozitif ya da negatif değer alamayacağına göre direkt olarak kökün içinde gördüğümüz bu ifadenin sıfır olması dolayısıyla x değerinin 2 eşit olması gerekecek. Şimdi gelin x gördüğümüz yere 2 yerleştirelim. Eksi 1 artı kök 0 sıfır 0'dır bölü burada da 2 koyduğumuzda 0 artı 1'den işte sorumuzun cevabına ulaşmış oluruz. Şimdi bakalım köklü ifadelerdeki özelliklerimize. Arkadaşlar öncelikle biz her köklü ifadeyi üstü ifadeye döndürebiliyoruz. Özellikle bunu denklem sorularında kesinlikle yapmanızı isterim. Şimdi bize eninci dereceden kök a verildiğinde önce içeride gördüğüm sayı yazıyorum. Bir sayının üstünde hiçbir şey yazmıyorsa gizli birimiz mevcuttur. Kökü gördüğümde kesir çizgimi çektim ve kökün derecesini paydaya yazdım. İşte bu a üzeri bir bölü n'ye eşittir. Aynı şekilde ikinci ifademizde de içeride gördüğüm sayım a üzerine bölü dedim ve kökün derecesini aşağıya aldığımda işte bu sayının eşitinde yazmış oluruz. Şimdi arkadaşlar eninci dereceden köküm var ve içeride de a üzeri n'im var. Burada aslında bu a üzeri n bölü n'ye eşit olurken bakınız a üzeri 1 oldu. Yani aslında bunu böyle göstermektense bunlar birbirini götürür diyebiliriz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Eğer buradaki n sayım çift bir sayı ise. Çift bir sayının hiçbir kuvveti negatif olamaz. O yüzden bunlar birbirini götürürken gitti gitti çıktı mutlak diyorum ben. Çıktı mutlak. Yani buradaki ifadede arkadaşlar ininci dereceden a üzerine olduğunda bunlar birbirini götürürken içeride gördüğüm ifade mutlak değer içinde çıkacak. Ama eğer buradaki n sayım tek bir sayıysa o zaman bunlar birbirini götürürken gitti gitti diyelim. Gitti gitti. Aynen çıktı diyelim. Yani burada ise bunlar birbirini götürürken Tek dereceden kökün içi artı da olabilir, eksi de olabilir. Dolayısıyla dışarıya içeride ne görüyorsak onu çıkartmış olacağız. Şimdi arkadaşlar üslü ifadelerde üstlerimiz aynıysa çarpma ve bölme durumlarında nasıl tabanları çarpıp bölebiliyorsak aynı şey köklülerde de geçerli. Köke ev gibi düşünürsek eğer bu köklerin derecesi aynıysa ben bunları tek evin içinde çarpabilirim. Aynı şekilde burası en olurken eninci dereceden kökün içinde bunları bölüm şeklinde de yazabilirim. Fakat arkadaşlar lütfen şuna dikkat edelim. Köklerin derecesi aynıysa bunların arasında toplama ya da çıkarma varsa gelip de bunları tek kökün içinde toplayıp çıkartma işlemimizi yapamayız. Yani kök toplama ve çıkarmaya dağılmaz. Lütfen buna dikkat edelim. Dördüncü özelliğimiz ise yine üstü sayıya bağlarsak nasıl üstün üstü çarpılıyorsa x üzeri a çarpı b aynı şekilde burada da arkadaşlar kökün kökü de aslında üstün üstü gibidir. Dolayısıyla bunları da tek kökün içinde önce dereceyi belirliyorum. Üstleri çarptım nm oldu ve içerideki ifademi yazarak işte burayı da düzenleyebilmiş olurum. Şimdi geçelim sorumuza. Arkadaşlar öncelikle gelin kökün içindeki sayıyı düzenlemeye çalışalım ve buranın 125 bölü 1000'e eşit olduğunu söyleyelim. Hemen gel sadeleştir. 125'e böldüm 1, 125'e böldüm 8. Şimdi bakınız arkadaşlar sol tarafta sağ tarafta 8'in kuvvetleri şeklinde yazılabilir. O zaman sol taraf 1 bölü 8'in. Size bakıyorum burada kaçıncı kuvvet var? x eksi 4. Kökü gördüm, bölü dedim ve kökün derecesini paydaya yazdım. Sağ tarafta ise bakınız 1 bölü 8'in 4 eksi x'inci kuvveti var. Şimdi tabanların birbiriyle aynı iken ancak üstler de birbiriyle aynı olmalıdır ki bu denge sağlansın. O zaman x eksi 4 bölü 3'ün 4 eksi x'e eşit olduğunu yazarsak içler dışlar çarpımı yaptığımızda Bakınız 12 eksi 3 x olurken 4 x eşittir 16 yani bunu sağlayan x değerinin 4 e eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Bu sorumuzda ise arkadaşlar bakınız kökün içinde kare var. O zaman hemen ne yapıyorum? Bu kuvvetler aynı olduğu takdirde gitti gitti. Fakat buradan götürdüğüm sayı çift olduğu için ne demiştik? Gitti gitti çıktı mutlak diyeceğim. Eksi diyelim. Aynı şekilde burada da bunlar birbirini götürürken tek olduğu için gitti gitti, gitti aynen çıktı dedim. Yani kök 2 eksi 2 olacak. Eksi aynı şekilde bunları da götürdüm ve çift olduğu için gitti gitti tekrar çıktı mutlağımı yazmış oldum. Şimdi mutlak değerde ise ne yapıyorduk arkadaşlar? İçerisinin işaretini inceliyorduk ve Pozitifse dışarıya aynen. Negatifse eksiyle çarparak çıkarıyorduk. Şimdi bakalım buradaki sayımız pozitif mi negatif mi? Arkadaşlar bu sayıları kıyaslayabilmek için kökten kurtulalım. O yüzden 1 ve kök 2 sayısının gelin her ikisini de karesini alalım. 1'in karesi kök 2'nin karesinden daha küçükmüş. O zaman biz burada küçükten büyüğü çıkartmış oluyoruz. E, küçükten büyüğü çıkarttığımda da içerisinin negatif olduğunu dolayısıyla dışarı çıkarken de ...eksiyle çarpmam gerektiğini anlamış oldum. İkinci ifademizde zaten mutlak değer yoktu. Dağıt eksi içeri. Eksi kök 2 artı 2 olurken... ...şimdi bakınız burada da mutlak değer mevcut ve... ...bakalım... Biz büyükten mi küçüğü çıkartmışız yoksa küçükten mi büyüğü çıkartmışız? Hemen kökten kurtulmak için aldım kareleri. 5 ve 4 oldu. Bakın büyükten küçüğü çıkarttık. O zaman içerisi pozitif olurken buradaki mutlaklı ifademizi dışarıya aynen çıkarttık. Fakat önünde eksi mevcut olduğu için gelin bu eksiyi direkt olarak içeriye dağıtalım. Eksi kök 5 artı 2 olurken Şimdi artık gidenleri götürürsek burası 4-1'den 3-kök 5'e eşit olarak bulunmuş olacak. Bu tarz sorularda bazı öğrencilerin şu hataları yaptığını görüyorum. Hemen kökü toplamaya dağıtıyorlar. Kök içinde 19 bölü 16, 3 bölü 4 artı kök içinde 4 bölü 25 hemen 2 bölü 5 diyerek buradaki işlemleri yapmaya çalışıyorlar. Fakat arkadaşlar biz başlangıçta ne demiştik? Kök toplama ve çıkarmaya dağılmaz. Gelin örnekleyelim. 4 artı 9. Bakınız, bu kök 4 artı kök 9'a eşit mi? E, bu 2'dir. Bu 3'tür. Toplamları 5'tir. Ama ben öncelikle toplama işlemi yaparsam bakınız bu kök 13 oldu. Yani kök kesinlikle aynı üstteki gibi toplama ve çıkarmaya direkt olarak dağılmıyor. Dolayısıyla kökün içinde böyle artılı eksili işlemler varsa iki seçeneğimiz olacak. Ya içeriği düzenleyip bir pay bir payda haline getirip daha sonra çıkanları dışarı çıkartacağız. Ki burada bakarsak paydamızdaki sayılar çok büyük. O yüzden sayıları büyütüp bunlarla uğraşmaktansa hemen acaba burada bir bit var mı diye düşünürsek. Bakınız bu sıradan bir sayı değil. 3 bölü 4'ün karesi. 4 bölü 25'te 2 bölü 5'in karesi acaba bu kökün içindeki ifade bir tam kare olabilir mi diye düşünüyorum. E, tam kare olabilmesi için buradaki sayının da işte bunların çarpımının iki katına eşit olması gerekecek. Kontrol ediyorum. Bunlar da birbirini götürken, evet bunların çarpımının iki katı da bana buradaki sayıyı verdiğine göre... Aslında bu kökün içinde gördüğüm sayım 3 bölü 4 artı 2 bölü 5'in tam karesine eşitmiş. Artı diyelim. Aynı şekilde buradaki ifademde de 1 bölü 16 sıradan değil. 1 bölü 4'ün karesi. Aynı şekilde 4 bölü 25'te 2 bölü 5'in karesi. Bakıyorum acaba burası çarpımlarının 2 katını bize veriyor mu? Çarptım ve 2 katını aldım. Evet 1 bölü 5'i elde ettim. Fakat burası eksi olduğuna göre arkadaşlar aslında burası... 1 bölü 4 eksi 2 bölü 5'in tam karesine eşittir diyebiliriz. Şimdi gelin kare ve kök birbirini götürürken ne demiştik? Çiftse gitti gitti çıktı mutlak. Artı 2 bölü 5 diyelim. Artı aynı şekilde burada da kare ve kök birbirini götürürken burayı da mutlak değer içerisinde çıkarttığımda geliniz artı burası zaten pozitif dolayısıyla dışarıya aynen çıkacaktır. Burada ise 5-8 eksi bölü 20'den içerisinin negatif olduğunu o zaman da dışarıya eksiyle çarparak çıkarmamız gerektiğini anlamış olduk. Şimdi hali hazırda paydasa eşit olanların arasında işlemlerimizi yaparsak burası 3-1'den eksi oldu 2 bölü 4 onu da sadeleştirirsem 1 bölü 2 dedim. Artı bu ikisini de topladığımda burası 4 bölü 5 olurken hadi gelin payda eşitleyelim. 5 artı 8 bölü 2 kere 5'ten 10 olup sorumuzun cevabına ulaşmış oluruz arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzda ise arkadaşlar iç içe köklerde öncelikle burayı tek kök içinde yazalım. Biz ne demiştik? İç içe köklerde nasıl üstün üstü çarpılıyorsa bunları da tek kökün içinde yazarken köklerimizin derecesini 2 kere 3 diyeceğiz ve çarpımını buraya yazacağız. Şimdi zaten hali hazırda gördüğüm sayı 1 bölü 3. Şimdi Öndeki üçü de içerideki kökün içine atarken dışarı çıkarken kökün derecesine bölüyordum. O zaman içeri sokarken de kökün derecesiyle bunu çarparak içeriye yerleştirmiş oldum. Şimdi gelin burayı düzenleyelim. Öncelikle eksi -1 olarak yukarıya atarsak 6. dereceden kökün içi 3 üzeri 2 oldu. Hemen eşitliğin sağındaki sayımı da yazdım ve bakınız arkadaşlar buradaki sayılar aslında 3 tabanından türüyor. Hemen bunları 3'ün kuvveti şeklinde ifade etmeye çalışırsak burası 3 üzeri 2. Kökü gördüm bölü çektim kökün derecesini aşağıya aldım. Eşittir dedim 27 ise 3'ün 3. kuvvetidir. Kökü gördüm, kesir çizgimi çektim ve kökün derecesini de paydaya yazdım. Şimdi arkadaşlar bu eşitliğin sağlanabilmesi tabanlar eşit olduğu durumda üstlerin eşit olması durumunda olacaktır. O zaman da 2 bölü 6'yı 2 ile sadeleştirirsem 1 bölü 3'ün 3 bölü x'e yani bunu sağlayan x değerinin 9'a eşit olması gerektiğini elde etmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar biz matematikte Paydada köklü ifade görmeyiz. Genellikle bunu rasyonel bir sayıya yani köksüz bir sayıya çeviririz. Bunun için de paydada eğer köklü ifademiz varsa biz bunu eşleniği olan ifadeyle genişlettiğimizde yani bir kesrin payını da paydasını da aynı sayıda çarptığımızda değeri değişmiyordu. İşte paydada köklü ifadem olduğunda bunun eşleniğiyle hem payı hem paydayı çarparsak Arkadaşlar biz burada değeri değiştirmiyoruz. Sadece buranın görüntüsünü değiştirmiş oluyoruz. Şimdi bakalım buradaki ifadelerimizin eşleniği neler olacak? Biz pay ve paydayı hangi ifadelerle genişleteceğiz? Kök A artı kök B gördüğümüzde buradaki köklerden kurtulmak için iki kare farkı elde etmemiz gerekecek. Dolayısıyla köklü ifadeleri aynı bırakırken aradaki işareti değiştirdiğimde bakınız kök A artı kök B ile kök A eksi kök B'yi Çarparsak iki kare farkından birincinin karesi a eksi ikincinin karesi b olurken işte köklü bir ifadem kalmamış olur. Aynı şekilde aralarında eksi varsa bu sefer bunun eşleniği de kök a artı kök b olacaktır. Tek başına köklü olan ifadelerde ise öncelikle bunu kare kök a olarak ifade edelim. Bunun eşleniği ise arkadaşlar bakınız pay ve paydamı kök a ile çarparsam Kök A çarpı kök A, A'yı eşit olup yine kökten kurtulmuş olurum. Pekala küp kök A gibi bir değer olursa ben A'nın üstünü bir yapmak istiyorsam bunu da küp kök A kare ile çarparsak arkadaşlar bakınız kökün derecesi aynı olduğu için tek kök içinde çarptım ve işte buradan A'ya ulaşmış oldum. Hemen geçelim bu sorumuza. Arkadaşlar ben burada payda eşitlersem benim paydamda köklü ifade kalmaya devam edecek. Dolayısıyla tekrar buradaki sayıyı eşenikle çarpmam gerekecek. Ama bunu yapmadan direkt olarak paydada gördüğüm bu ifadeden kurtulabilmek için pay ve paydamı bunun eşeniğiyle genişlettiğimde bakınız burası 6-5 köküç olurken burada her ikisini de bu sayıyla çarptığımda geçtim paydaya. 2 kare farkı elde ettiğimize göre direkt olarak birinci sayının karesi 2'nin karesi 4 eksi ikinci sayımın karesi 3 dedim ve bakın paydanın 1 eşit olduğunu gördüm. Şimdi burası 3 olacaktı. Burası 6 eksi 5 -3 olurken gelin artık paydan 1 olduğu için direkt olarak payımızı 10 artı 5 köküç olarak yazarsak işte köküçlü ifadeler birbirini götürürken kökün içi kaldı 16 ki 16 4'ün karesine eşit olduğu için cevabımıza ulaşmış oluruz. Şimdi bu sorumuzda ise paydada biz köklü ifade gördük diye eşenlikle çarpmaya çalışırsak bakınız arkadaşlar payımıza 4 tane ifade var. E paydadaki eşenlikten de 2 tane geldi. Ben bunları çarptığımda elime 8 tane ifade geçer sadece payımda. Ve soruyu karıştırırız. Bizim amacımız kolaya gitmek, zora gitmek değil. O yüzden eğer böyle ifadelerde paydamda köklü ifade varken payımda da köklü ifadeler varsa ve çok fazla terim varsa işte burada eşinlikle çarpmak yerine ikili ikili gruplayayım ve ortak olanların parantezini alalım. Örneğin bu ikisinde ortak olan neyin mevcut? Kök 3. O zaman ben burayı ortak olan kök 3 parantezine alırsam burası kök 5 eksi kök içinde 2 olurken 3 çarpı 2 altıdır çünkü. Bu ifadeye ulaşmış oldum. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar bu ikisini de gruplayacaksam. on sayım kök içindeyse gelin buradaki iki sayısını da biz öncelikle köklü olarak ifade edelim. Ve bunun yerine kök 4'ümüzü yazalım. Şimdi buradaki sayım kök 10 eksi kök 4 olurken bu ikisinde ortak olan sayım ne? Kök 2. O zaman buraya da geldim ve kök 2 parantezine aldım ki bu durumda kök 5 eksi kök 2 de buradan gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar artık paydamdaki ifadeye bakarsam e bunların arasında ortak olan bir terim daha doğdu. Hemen gelin bu sefer de kök 5 eksi kök 2 ortak parantezine alalım. İlk ifademizde kaldı kök 3. Aradaki işaretim artı. İkinci ifadede de kök 2 kaldığını görüyorum. Bakın paydamda da kökü çartı, kök 3 kök 2'miz mevcutsa artık bunlar da birbirini götürdü. Yani eşlenikle çarpmamıza aslında hiçbir gereksinim olmadı. Şimdi bu durumda ilk ifademizde elimizde kalan kök 5 eksi kök 2 olurken bir de yanında böyle bir sayımız varsa hemen geldim bu sayının da pay ve paydasını kök 2'nin eşleniği ile genişlettim ve burası 2 iki olurken ikiler birbirini götürdü. O zaman son durumda elimde bu ifade kaldı. Kök ikiler giderken cevabımıza ulaşmış olduk arkadaşlar. Şimdi iç içe köklerde aslında burada kökün içindeki ifade bir tam kareden geliyor. İspatını yapmayacağım arkadaşlar. Burada pratik bir yöntemimiz var. İç içe kök toplamı ya da farkı gördüğümüzde buradaki kuralımızı kullanabilmek adına öncelikle kare kök içinde kare kök olmalı. Bu bir. iki Burada bir iki kat sayım olmalı. Eğer bu kontrolleri yaptığımda sağlanıyorsa içteki kökün içindeki sayı çarpanlarına ayırıyorum. Diyelim ki MN olsun. İşte bu iki sayının çarpımı bana B'yi verirken toplamları da buradaki A'ya eşitse işte ben buradaki sayılardan burada önce lütfen büyük olanı yazmaya alışın. Kök içinde büyük olan aradaki işaret artıysa artı kök içinde küçük olan sayıya direkt olarak eşit olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde arkadaşlar arada eksi varsa yine içerideki sayının çarpanlarına baktım. Diyelim ki B sayısı M çarpı N'ye eşit olsun. Aynı zamanda A sayımda bu iki sayının toplamına eşitse işte bu sefer aralarında eksi varsa kök içinde büyük olan M n'den büyük olsun. Eksi kök içinde küçük olan sayıya eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geçelim hemen yazdığım örneklere bakalım. Bakın arkadaşlar karekök içinde karekök toplamı görüyorum ve burada iki kat sayım mevcut. O zaman içteki kökün içindeki sayıya geldiğim Çarpımları 10 olan iki sayı düşündüğümde 5 ve 2. Kontrol ettim. Bu iki sayının toplamı bana 7'yi veriyor mu? Evet veriyor. O zaman sayıları doğru çarpanlarına ayırdığımıza göre kök içinde büyük olan eksi ise eksi kök içinde küçük olana eşitliğimi yazmış olurum. Bu sorumuzda ise yine kök içinde kök toplamı mevcut. Fakat benim bu kuralı kullanabilmem için burada ne olması gerekiyordu arkadaşlar? 2. A 20'nin içinde 4 kere 5'tir. 4'ü dışarı 2 olarak alayım diye düşünmenize gerek yok. Çünkü bakın bir alttaki soruda 15'in içinde bir 4 çarpanı yok. O yüzden arkadaşlar aklımıza bu kural geldiğinde şöyle sayılarımızı tekrar yazmış olalım. E benim burada 2 kat sayısına ulaşabilmem için ben bunu 2 ile çarpıp 2'ye bölersem aslında değeri değişmemiş olur. Pekala paydadaki 2'yi kökün içine geri çekmem gerekir. Çünkü benim burada bir 2'ye ihtiyacım var. O zaman öndeki 2 de içeriye bölü 4 olarak girecektir. Yani işte eğer burada ikimiz yoksa ve lazımsa kökün önüne 2 yazarken kökünüzü uzatın ve içeriği 4'e bölün. İşte o zaman bakınız arkadaşlar burayı tekrar düzenlersek 6 artı 2 kök 5 olurken şimdi içerideki sayımı çarpanlarına ayırdım. 5 ve 1 dedim. E, toplamları 6'yı verdiğine göre işte ben bu sayının kök 5 artı kök 1'e yani 1'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde bakınız bu sorumuzu da şöyle tekrar yazmaya çalışırsak kök içinde kök farkı mevcut. Ama burada ne olması lazımdı? İçerideki kökün önünde 2 çarpanı. Yok mu? O zaman ben burayı 2 ile çarpıyorum. İçerideki sayımı da 4'e böldüğümde burada sadece görüntüyü değiştirmiş, değeri değiştirmemiş oluyorum. Gelin tekrar yazalım. Burası 4 eksi 2 kök içinde 15 bölü 4 olurken şimdi içerideki sayı çarpanlarına ayırdım. E, paydam 4 olduğuna göre 2 2 diyelim. E, 15'in de çarpanları örneğin 5'e 3 demiş olalım. Şimdi bu iki sayının toplamı bakınız 8 bölü 2 oldu ve bana 4'ü verdi. İşte o zaman ben bu sayının kök içinde büyük olan... Aradaki işaret eksi ise eksi mi koydum? kök içinde küçük olan sayıya eşit olduğunu söyleyebilirim. Hemen geçelim bu sorumuza. Arkadaşlar bakın kök içinde yine kökler mevcut. Fakat işte ben şu an burada bu kuralı uygulayamıyorum. Neden? Çünkü bu kuralım karekök içinde karekökte geçerliydi. O zaman burası zaten karekök olmasına rağmen burada dördüncü dereceden kök var. Önce ben bu ifadeyi 4. kuvveti 2-2 olarak parçalayacağım ve kare kökün kare kökü diyeceğim. O zaman içerideki sayım 3-2 kök 2 olurken bir de yanında kök 2 artı birimiz mevcutsa şimdi bakın arkadaşlar işte ben buradaki ifadede kare kök içinde kare kök toplamı elde ettim. E burada hali hazırda kim de varsa artık burası için kuralımı uygulayabilirim. İçerideki sayıyı çarpanlarına ayırdım 2 ve 1. E toplamları bana 3'ü verdiğine göre işte ben buradaki sayının kök içinde büyük olan eksi kök içinde küçük olan sayıya eşit olduğunu söyledim. Fakat burada bir tane daha köküm var. Dolayısıyla bunu da yazdım. Şimdi arkadaşlar bakınız yanında bir de bu ifademiz varsa Artık bu ikisinde aralarında çarpma var. E, kökün derecesi de aynı olduğuna göre işte ben bu iki sayı tek kökün içinde çarparsam kök 2 eksi 1 çarpı kök 2 artı 1 olurken bakın içeride iki kare farkı elde ettik. O zaman birinci sayımın karesi 2 iki eksi ikinci sayımın karesi 1 dersek burası kök 1'e yani 1'e eşit olarak bulunmuş olacak. Şimdi de arkadaşlar diğer sorumuza bakarsak. Bakın burada sağ taraftaki sayının üstünü bilmiyorum. Ama tabandaki sayılar aslında birbirinin eşyeni. O zaman gelin biz bize verilen yani burada üstünde sayı olandan gitmeye çalışalım. Ve ben bu eşitlikte her iki tarafa aynı sayı ile çarptığımda eşitliğim bozulmayacaktır. O zaman burada 3-2 kök 2'nin 2014. kuvveti varken. Sağda ise 3 artı 2 kök 2'nin x'inci kuvveti vardı. Şimdi bu eşitlikte her iki tarafı bunun eşleniği olan 3 artı 2 kök 2'nin 2014. kuvvetiyle gelin bir çarpmaya çalışalım. Şimdi burada üstler aynı olduğu için tabandaki sayıları çarptığımızda bakınız 3 eksi 2 kök 2 çarpı 3 artı 2 kök 2'yi elde ettik e üstünde de 2014'ümüz varken içeride artık 2 kare fark oldu o zaman birinci sayımın karesi 9 eksi ikinci sayının yani 2 iki kök 2'nin karesini alırken her ikisinin de karesini alıyoruz yani 2'nin karesi 4 çarpı kök 2'nin karesi 2 dedik ve buradan 9 eksi 8'den eşitliğin sol tarafının 1'e eşit olduğunu bulduk şimdi sağa bakarsak da e burada da Tabandaki sayılarımız aynı olduğuna göre e, burayı tek tabanda yazmaya çalışırsak burası da x artı 2014'e eşit olacak. Şimdi arkadaşlar tabanı 1 olmayan bir sayının ancak sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. Dolayısıyla biz aslında buradan yukarıdaki sayının 0'a eşit olması yani bunu sağlayan x değerinin eksi 2014'e eşit olması gerektiğini bulmuş oluruz. Şimdi bakalım son sorumuza. Bize bu ifadenin a cinsinden değeri nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bakınız aslında buradaki sayı paydamdaki sayının eşleniği, kök 3 artı 2 de payımdaki sayının eşleniği. O zaman ben burada eşlenikli olan ifadeleri bir araya getirmeye çalışayım. Elimdeki mevcut veri bu olduğuna göre a eşittir. Kök 3 eksi 2 bölü öncelikle kök 5 artı 2 dedim. Şimdi arkadaşlar biz pay ve paydamızı aynı sayı ile çarptığımızda eşitliği değiştirmiyorduk. O zaman bana kök 5 artı 2'nin eşini lazımsa payımı da paydamı da bunun eşeniyle bir genişletmiş oldum. Aynı şekilde kök 3 eksi 2'nin de eşeni lazımsa yine pay ve paydamı bunun eşleniği olan kök 3 artı 2 ile de şöyle genişlettiğimizde artık bakınız bu ikisinin çarpımına öncelik verirsek arkadaşlar burada iki kare farkından birinci sayının karesi 5 eksi bir sayının karesi 4 yani 1 elde ettik dolayısıyla paydamızda kök 3 artı 2'miz kaldı şimdi geçelim payımıza bu sefer de bu ikisini ele alırsak bakınız e kök 3 eksi 2 ile kök 3 artı 2 yine 2 kare farkı getirecek. Yani birinci sayımın karesi 3 eksi ikinci sayımın karesi 4 dersek burası da eksi 1 çarpı kök 5 eksi 2'ye eşit olacak. Şimdi de bizden istenen aslında bakınız buradaki sayının a cinsinden değeri o zaman her iki tarafı eksi ile çarptığımda işte bu ifadenin eksi a'ya eşit olduğunu elde etmiş oluruz yani arkadaşlar köklü sayı sorularını hemen üslü ifadeyi dönüştürerek üstüdeki kullandığımız özellikleri buraya uygularsak soruların kolaylıkla gelebildiğini görüyoruz ancak burada şahsına münhasır kullandığımız kök içinde kök toplamları olacak burada da kare kök içinde kare kök olması gerektiğine küçük kökün önünde iki çarpanı olması gerektiğine dikkat ederseniz işte soruların çözümlerini üstü sayı mantığıyla kolaylıkla yapabilmiş oluruz. Bu dersimizi de bitirdiğimize göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.